Ayşen. Ayşen iyi misin? Ha? Bir şey söyle Ayşen, iyi misin? Savaş bildiğin gibi değil. O da istiyordu. Ne istiyordu lan? Ha? Sen bildiklerini öncekiler lan! Savaş yapma! 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 Ayşen! Senin de şimdi gel. Gel! Savaş! Ayşen. Ayşen korkma, ben buradayım. Tamam mı? Şimdi gidip o iti polise teslim edeceğim. Hemen gidelim buradan. Hemen. Sen hemen şimdi herkesle konuşabiliriz. Neredesin Atıf? Neredesin? Ayşen. Savaş. Ayşen. Ayşen iyi misin? Açmıyor. Ne işi var adamla bu saatte? Bu saatte adamla ne işi var? Ay bilmiyorum baba. Ben Atıf'ı beklerken uyuyakalmışım. Uyandığımda yoktu Ayşen. Gitmiş demek ki savaşla. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Ata. Ne oluyor bu saatte Ayşen'i arayıp duruyorsun sen? Al işte, telefonu da unutmuş. Ayşen Savaş'la beraber gitti anneciğim. Nasıl yani, şimdi mi? Savaş'ı arayın o zaman. Aa, daha neler? Ayşen Hanım hayatını yaşasın, derdini biz çekelim. Bu saatte ne yapmamızı bekliyorsun? Ben duymamasını sağladım. Çok güvenilir avukatlarım var Ayşen. Hiç merak etme. İstersen hemen bir tanesini arayalım. Ben polis istemiyorum. Polis istemiyorum ne demek Ayşen? Ben seni polise götürüyorum. Thank you.
açmıyor. Kesin başına bir şey geldi. Şimdi aklımı oynatacağım. Atıf! Sen beni delirtecek misin? Ne oldu yüzüne? Kavga mı ettin? Yüzüm Feride. Leşik pişik kokuyorsun. Yürü. Bu nedir böyle paldır küldür gecenin bu saatinde? Olacak şey mi? Sabah olacak neredeyse. Ayşen hala yok. Ayşen'i neden bu kadar merak ediyorsun Atasan? Ayşen kocaman kız. Canı savaşla gezmek isterse gezebilir ve bunu hiç kimseye açıklamak zorunda değil. Yeter artık. Yeter. Ayşen senin hiçbir şeyin değil. Konuşmak ister misin? Ama eğer susmak iyi geldi diyorsan anlarım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Peki. O zaman ben söyleyeyim mi? Şimdi polise gideceğiz ve her şeyi anlatıp o pislik heriften şikayetçi olacaksın. Önce ben, herkesin önce ben Feride ile konuşmalıyım. Ben onu anlatmalıyım. O benden duymalı, ben... Ben ona nasıl diyeceğim? Senin kocan bana... Ayşen. Nasıl diyeceğim ona? Ayşen, Ayşen tamam. Önce Feride'ye gideriz. Ha? O şerefsizin gerçek yüzünü ona anlat. Ondan sonra da polise gidip şikayetçi olursun. Tamam mı? Feride Atıf'ı çok seviyor. O pislik onu hiç hak etmiyor. Bunu gizlemek büyük kötülük. Bunu söylemek de. Ben Feride'yi kardeşim gibi seviyorum. Ama ne yaparsam yapayım ona kötülük yapacağım. Ayşen, sen Feride'ye kötülük yapmıyorsun. Ne yaptıysa Atıf kendine yaptı. Sen hiçbir şey yapmadın. Belki de çoktan öğrendiler bile. Belki Feride yıkıldı. Belki eşyalarını toparlayıp gidiyorlardır şimdi. Ya giderlerse? Ya ben eve gidip onları bulamazsam? Ya ben onları kaybederse? Ayşe. Tamam. Ayşen bana bak. Ayşen bana bak. Yüzüme bak. Ayşen yüzüme bak. Bu olaylardan sonra o adamla aynı yerde yaşayabilir misin? Yaşayamam.
seni bu saate kadar yordum. Uykusuz bıraktım. Ata Bey de görmüştü bizi. Kim bilir nasıl merak ediyordur şimdi. Camda bekleyecek kadar merak ediyor. Ben nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Çok utanıyorum. Korkuyorum. Feride öğrendiğinde yıkılacak. Ayşen, sakın unutma. Korkması gereken de, utanması gereken de sen değilsin. Tamam mı? Ben değilim. O adamla aynı evde kalmaya da, Feride'yi nasıl kandırdığını izlemeye de dayanamam. Savaş, her şey için teşekkürler. Sen olmasaydın olur. Şimdi eve git. Güzelce dinle. Ve kendini hazır hissettiğin zaman da Feride ile konuş. Hadi. Bana verdiğin gücü asla unutmayacağım. Ayşen. Ne yaptın ona? Sakin ol. Dün gece sizi gördüm Savaş. Ne yaptın ona? Sakin ol şampiyon. Savaş, Ayşen'e ne oldu? Gerçek eline. Ayşen evinde. Muhtemelen en az senin kadar çıldırmış ihtiyar hesap veriyor. Bak seni son kez uyarıyorum. Ayşen'e ne yaptın muhabbetinden sıkılmaya başladım. Allah kahretsin. Ben ne gördüğümü biliyorum. Ayşen iyi değildi. Öyle mi? Az önce yeniden ayrılırken gayet iyi. Gecenin bir saatinde Savaş'la evden kaçar gibi çıkarken gördüm seni. Şimdi sabah karşı eve dönüyorsun. Ne oluyor sana böyle? Üzerinde o adamın ceketi. Hı? Sen gerçekten bu musun? Ne deseniz haklısınız. Sizi gerçekten çok merakta bıraktım. Cevap bekliyorum senden. Ben çok yorgunum. Cevap bekliyorum senden. Bu saate kadar o adamla ne işin vardı senin? Sizi merakta bıraktığım için özür diledim. Ama Savaş'ı sevmediğiniz için bana böyle kızamazsınız. Bu haliniz bana babamı hatırlatıyor. Siz benim babam değilsiniz. Babam değilsiniz. Babanım kızım, ben senin babanım.
Ata. Ata. Ne oldu? Aldın mı ağzının payını? Ayşen hayatımıza ilk girdiği günden beri düşünüyorum. Neden? Ayşen Ata için neden bu kadar önemli? Ve cevabını buldum. Annesine ne kadar benziyor değil mi? Saçları, gözleri, yüzü. Besleme Asuman'ın hayaleti geziniyor bizim evde. Sus. Dün gördüm ki bir hayaletten daha fazlası var bu evde. Yeni mi geldin sen? Savaşta mıydın tüm gece yoksa? Sen ağladın mı? Uyandın mı? Günaydın. Feride. Ayşen annesini canlandırmakla kalmadı. Senin duygularını da canlandırdı. Ne dedin? Ne dedin sen? Annesiyle yarım kalmış aşkını şimdi bu genç kız için mi hissediyorsun Ata? Anne! Baba! Sadece Feride, panik yapmayın. Ay, aklım çıktı. İyisiniz değil mi? Yok bir şey Çetin. Yok bir şey. Ben paniklettim biraz. Abarttım yani. Siz de geç yattınız. Siz mi uyandınız? Ha yok. Biz de Ayşen'le bir şey konuşuyorduk o sırada. Ya, bir şey söyleyecekti de söyleyemedi. Anlamadım yani. Sabah geldi değil mi o?
Artık Savaş aralarında ne olduysa aklı başından gitmiş. Banyoya attı kendini hemen. Buyur buradan yak. Adam da Savaş ataman yani. Hayatta affetmez. Bana bak. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Duymayayım bir daha. Özür dilerim. Feride. Konuşmamız lazım. Ne oluyor Atıf sabah sabah? Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Ayşen kahvaltını yap sonra konuşursunuz. Hasta mısın sen? Feride hemen konuşmamız lazım. Ben biraz yatayım. Başım çok fena. Masadan kaldırdın, şimdi hiç kıkın çıkmıyor Ayşen. Ben nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Neyi? Ayşen? Yoksa dün gece savaşta bir şey mi yaşadınız? Feride, bak dinle beni tamam mı? Sonuna kadar dinle. Ben... Sen dün gece uyuduktan sonra ben biraz dışarı çıktım. Sen Atıf, sen de fark ettin değil mi? Bir şey var Atıf'ta. Eve sarhoş gelmeler filan. Dün gece ayakta duracak hali yoktu zaten. Bilmiyorum aklı nerede. Bir şey yapacağından değil de ne bileyim kıskanıyorum işte. İçime atıyorum her şeyi. Ne annem anlıyor, ne babam anlıyor. Ne yaptıysam hiçbir türlü kabul ettiremedim Atıf'ı onlara. Evlenmemizi ikna etmek için ne kadar çok şey çektim ben biliyor musun? Yani ya o
senin için... Ya doğru adam değilse? Ben kocama aşığım Ayşen. Doğru ya da yanlış, ben aşığım. Sus yapamam ki ben. Yapamam. Bir keresinde... ...çok kötü kavga etmiştik. Terk etmişti beni. Ama ben canıma kıydım. Kimse bilmiyor bunu. Atıf son anda yetiştirmiş hastaneye. Olmuyor Ayşen. Yapamıyorum onsuz, yaşayamıyorum. Seni dinlemeye geldim güya, şu halime bak. Sen Atıf diyordun. Ne alaka Atıf? Sen Savaş'ı anlat. Ne oldu dün gece Savaş'la? Öyle neden apar topar götürdü seni? Hı? Günaydın. Günaydın. Sabah biraz fazla üstüne gelmiş olabilirim. Ama Ayşen'i öyle o halde görünce... Ve aklına ilk gelen... Onu o hale benim getirdiğim, değil mi? Sebep sen değilsen söyle o zaman Savaş, Allah kahretsin. Kız kendinde değildi. Ne oldu Ayşen'e? Zor bir geceydi. Desteğe ihtiyacı vardı ve ben onun yanındaydım. Hepsi bu kadar. Yanındaydın ha? Ayşen'le ilgili sana güvenmemek için sebeplerim var Savaş. Ve bu sebepleri bana veren sensin. İnan bana. Güvenmek için de sebeplerim var. Ayşen'le ilgili sana güvenmek ha. Sen gerçekten kızı kafaya taktın değil mi? Ne yapıp edip onu da koleksiyonuna katacaksın? Neden ha? Gerçekten nedenini merak ediyorum. Ben de sana o zaman neden merak ettiğini söyleyeyim. Peki samimi bir cevap verebilecek misin? Ne oldu Fatih? Beni suçlarken sesin çıkıyordu. Hadi. Yine sesini duyayım. Aşkını mı ilan etti yoksa? Dün gece... ...ben çok bunalmıştım. Biraz dışarı çıkmak istedim. Sonra Savaş'ı gördüm. Biraz dolaştık. Sabahladık işte. Öyle. Bu kadar mı yani? Bir bardak su alacağım. Cevap versene Fatih. Ayşen'e aşık mısın? Oo, herkes erkenci bugün. Annem de yürüyüşe gitmiş. Sıkıldım ben de öyle. Benim birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Yürüyüş yapalım mı? Hava çok güzel. Benim müştemilata dönmem lazım süreye. Allah belanı versin.
çalıştım. Ayşen ne dedi sana? Yok, bir şey söylemedi. Sen içeri geç, ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Ne olmuş? Ha, yok bir şey. Dün gece bunalmış, dışarı çıkmış. Savaş'la karşılaşmışlar orada. İşte deniz kenarında falan oturmuşlar. Biz de yanlış anlarız diye korkmuş, onu söylüyor işte. Anladım. Hemen Savaş Bey'i çağırın. Günaydın Atan Bey. Neyin peşindesin sen? Anlamadım. Dün gece son damlaydı. Dün gece seni Ayşe'nin etrafında son görüşündü. Bir daha tekrarlanmayacak. Onu rahat bırakacaksın. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Siz Ayşe'nin nesiniz? Neyin peşindesin sen? Hayatında biri var senin. Ayşen senin oyuncağın değil. Ona zarar veremeyeceksin. Yemin ederim Savaş Ataman, buna izin vermeyeceğim. Ben Ayşen'e zarar vermem. Siz isteseniz de, istemeseniz de, Ayşen istediği sürece ben onun yanındayım. Ve siz bunu asla engel olamazsınız. Ayşen sizin hiçbir şeyiniz değil. Onun için size verecek bir hesabı yok. Ne onun, ne de benim size verecek bir hesabımız yok. Hesap vereceksin. Yaptığın her şeyin hesabını vereceksin. Müzayededeki ayna değil mi? Biz bunu kaptırmamış mıydık? O gizli katılımcı... Ay bir dakika. Bir dakika, o gizli katılımcı Savaş'tı değil mi? Bunu alıp sana hediye etti Ayşen. Ay inanamıyorum ya. Feride bak, biri duyacak şimdi. Kimse bilmesin, tamam mı? Ayşen ne oluyor sana? Ve sen bu jestin ne anlama geldiğinin farkında mısın? Kimseye söyleme. Söz ver. Ya aşk olsun ama. Ya benden bile gizledin ya. Ya konuşmamam gerekirdi seninle ama. Utangaçlığına veriyorum. Evet Hülya'cığım. Bütün çıkan haberleri zevkle takip ettim. Hatta gelecek yılki açılışta çok ilginç fikirlerim var. Tabii tabii, dernekte bir araya gelir konuşuruz bunları. Peki canım. Aa, Hülya'cığım, önümüzdeki yıl davetliler listesini daha titizlikle yapalım, olur mu canım? Peki, görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kal. Rezancığım merhaba, ben de sana uğramak istiyordum. Müzayededen sonra seni göremedim, konuşamadım. Çok tebrik ederim hayatım. Teşekkür ederim üstadi. Müzayededen aldığımız sehpa nihayet evimize geldi. Salonun havasını o kadar değiştirdi ki Reza. Ha. Ayşen salonda durmasını uygun gördü demek ki. Ben kendi odasını alır diye düşünüyordum. Ha, yok. Ayşen'in odasına hiç uygun değil o sehpa. Ayşen müzayededen daha küçük bir parçayı odasına koymayı uygun gördü. Malum. Aa, Ayşen müzayededen iki parça mı satın aldı? Ben sadece sehpayı satın aldı sanıyordum. Rezacığım sen çok doğru hatırlıyorsun. Ben Savaş'ın aldığı hediyeyi kastetmiştim. Yani Savaş'ın ince ruhunu her zaman takdir ederim. Ama bu kadarı beni de şaşkına çevirdi doğrusu. Anlayamadım.
Ayşen o aynayı müzayedede kaybettiği için çok üzülmüştü. Yani Savaş'a ne demedi gerçekten bilmiyorum. Adını vermeden aynayı alıp Ayşen'e hediye etmesi sence de çok şık değil mi Reza? Değil mi? Değil mi? Benim çok önemli işlerim var Üftade. Sonra görüşürüz. Tabii tabii görüşürüz Reza'cığım. Hoşçakal. Savaş'a çok selam. Çok. Ayşen, nasılsın? İyi değilim Savaş. Denedim ama söyleyemedim. Söyleyemedim Feride'ye. Feride bana öyle şeyler söyledi ki... kıyamadım ona. Çok seviyor Adif'i. Ne yapacağım bilmiyorum. Onunla aynı sofraya nasıl oturacağım ben? Onun yüzüne bakmayı nasıl tahammül edeceğim ben? Ayşen, hiçbir şey düşünme. Tamam mı? Sadece dinlen. Ben sonra seni yine arayacağım. Tamam. Kötü bir haber mi? Pardon? Telefonu diyorum. Anlamadım. Biraz canı sıkkın gibi görünüyorsun. Geldiğimi bile fark etmedin. Halledemeyeceğim bir şey değil. Sabah geldin galiba. Ben bu sabah fabrikaya gideceğini hiç düşünmedim. 20. yıl maratonumuzu unutuyorsun galiba. Asla. Ama sabah pek işten dönüyor gibi değildin. Aslında ben senin 20. yılımızı unutmaya başladığını düşünmüştüm. Yanılmışsın. Dün çok uzun bir geceydi herhalde. Neslihan kendini affettirdi mi yoksa? O günden sonra Neslihan'ın neler yaptığını da... hatta dün gece onunla beraber olmadığımı da bildiğine o kadar eminim kendine. Sinirlenme hemen. Aslında özeline burnumu sokmak istemiyorum. Ama neler olduğunu merak ediyorum. Bu da benim hakkım herhalde. Eğer senin için yeterli bir cevap olacaksa... yoğun bir gün hazırım anne. Görüşürüz. Hanım. Niye açmıyorsun? Aa, Savaş arıyor. Açsana. Atıl, dışarıda seni bekliyorum. Hemen buraya gel. Tamam oldu. Ne diyor? Ha şey, dün gece yarın görüşelim falan demiştik. Hayır Adif, bu gece dışarı çıkmak yok lütfen. Tamam Feride. Görüşürüz. Kulağını aç, beni iyi dinle şerefsiz. Bir daha söylemeyeceğim. Eğer bir daha Ayşen'i rahatsız edecek bir şey yaparsan... o konuşmasa da ben konuşurum. Seni bitiririm Atıf. Şerefsiz bir köpek olduğunu herkese ilan ederim. Duydun mu lan beni? Sen dün gece kahramanlığını yaptın Savaş. İyi düşün. Uzatıp zararlı çıkma. Ne diyorsun lan sen? Sen beni yakarsan ben de seni yakarım diyorum. Dün gece çok sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum. Bir kedim. Ama senin de yediğin bir şey var, unutma. Sana babamın bütün tasarımlarını getirdim, sen de onları havada kaptın. Ben kaybedersem sen de kaybedersin. Eğer Feride beni kapı dışarı edecek olursa...
yediğim bütün haltları itiraf eder, yanarken seni de yakarım. Önceden hırsızdın. Dün gece tecavüzcü. Şimdi de şantajcı. Ha? İkimiz de kartlarımızı açtık Savaş. Blöfünü gördüm. Artık gerisi sana kalmış. İyi düşün. Ama unutma. Ben yanarsam sen de yanarsın. Ateş olsan gibi bu kadar yer yakarsın lan. Kimi de haz ettiğini unutma. Ben Savaş adamım. Yanlışlarımdan bile korkmam. Ne oluyor böyle? Atıf? Anlatsana Atıf. Ne oluyor böyle? Cevap vermeyecek misin babana? Biz biraz tartışıyorduk baba. Son şeyler işte. Tanık olduğunuz için üzgünüm. Atıf biraz haddini açtı. Ama aramızda hallettik. Değil mi Atıf? Hoşçakal. Geçin baba. Atıf. Gel buraya konuşacağız seninle. Adam seni arabanın üzerine yapıştırmış, sen hala bir şey yapıyorsun. Öyle mi Atıf? Babacığım öyle arkadaşlar arasında işte. Masal anlatma bana. Arkadaşlar arasındaymış. Kimi kandırıyorsun sen? Ya babacığım canını sıkmak istememiştim. Ya şimdi bunlar dün gece Ayşen'le çıkmışlar ya. Benim de abiliğim tuttu. Hani ne oluyor falan dedim böyle sabahın körüne kadar Ayşen'le. Kıza sahip çıktım. Ama Savaş tersiye gelmiyor. Yani itlik yaptı yani bana. Şimdi beni iyi dinle. Her ne sebep olursa olsun. Ne seni dün gece gördüğüm gibi, sarhoş gördüğüm gibi görmek isterim. Ne de az önce gördüğüm gibi. Sen benim kızımla evlisin. Feride benim kıymetlim, benim canım. Onun mutsuzluğunu görmek istemem. Onu hep mutlu görmek isterim. Anladın mı? Çıkar gözlüklerini Neslihan. Şu hale bak. Seni karşımda böyle görmek tam bir hayal kırıklığı. Seni Savaş'ın yanında ilk gördüğümde farklı olduğunu düşünmüştüm. Sen sadece güzel değil akıllıydın. Oğlumun yanına yakışan bir kadındın. Şimdi bak kendine ve söyle bana. Bu hale nasıl geldin? Beni bu hale oğlunuz getirdi. Sakın. Çıkarttığın rezaletlerden sonra Savaş'ı suçlamayı aklından bile geçirme. O kadar yeniksin ki. Değil Savaş'ın yanında görmek, karşımda görmeye bile katlanamıyorum. Beni aldattı. Defalarca. Artık görmezden gelemedim, anlamıyor musunuz? Nasıl anlamam? Ben son nefesini verene kadar Savaş'ın babasıyla evliydim. Kıskanıyoruz. Kendini küçük düşmüş hissediyorsun. Korkuyorsun ve kaybediyorsun Nesli. Akıllı kadın aldatılmaz derler ya, yalan. Ama akıllı kadın bu hale gelmez. Savaş'ın beni terk ettiği yetmedi. Siz de buraya beni hakaret etmek için çağırdınız galiba. Seni hiç hak etmediğin halde son bir şans vermek için çağırdık.
benim desteğimi hak etmek için son bir şans. Siz kimseye ikinci bir şans vermezsiniz. Bir şey oldu. Bir şey oldu değil mi? Sizi gerçekten korkutan biri var. Bu yüzden bana geldiniz. Kim? Kim? Yoksa? Yoksa Ayşen mi? Ayşen değil mi? Ayşen. Rezan Hanım. Gerçekten ikinci bir şans hak etmiyorsun Neslihan. Lütfen beni bu şüpheyle bırakamazsınız. Lütfen yardım edin bana. Yardım edin. Hak ettiğinde Neslihan. Hak ettiğinde. Size kahve yaptım. Teşekkür ederim. Buraya getirir misin? Film mi izlesek ya? Ha? Aa, Aslılar kulüpteymiş. Ay, kulübe mi gitsek acaba? Ha? Ne diyorsun? Atıf. Atıf. Ne dedin Feride, anlamadım. Ha, ne oluyor sana? Ha, sabahtan beri kendinde değilsin. Sinirlerin bozulmaya başlıyor artık. Yok, ben arabayı yola park ettim. Aklımda kaldı, gidip bizim garajı çekeyim. Ay, garaj varken neden sokağa park ediyorsun ki sen? Hayret bir şey. Ata Bey, bu sabah sizi kırdığım için özür dilerim. Size babama benzettiğim için büyük haksızlık yaptım. Benim babam çok sert birisiydi. Çok sert. Ben bu yaşıma nefes almadan geldim. Baba sevgisi, şefkat nedir bilmeden. Nefes almayı bile yeni yeni öğreniyorum. Babalarının kızlarını sevebildiklerini size ve Feride'ye bakınca görüyorum. Evet, siz benim babam değilsiniz. Ama bu sabah size ne söylemiş olursam olayım, ben sizi kızınız gibi seviyorum. Beni affettiniz mi? Nerede Ayşen? En son gördüğümde babana kahve götürüyordu. Ne de olsa bir acı kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Anne, çok abartıyorsun. Ay, ne yapsa yaranamıyor şu kız sana. Sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun Ayşen'e? Abartma Feride. Lütfen. Ya, bir sevemedin şu kızı. Tamam. Ben de bayılmıyorum ama bize bir zararı yok ki. Sen söyledin. Ayşen bir nevi bizim sigortamız. Niye sevemediğini anlamadım ben. Gece gece ne saçmalıyorsun sen Feride?
Nereden çıktı şimdi bu Ayşe'yi neden sevmiyorsun sorgusu? Hayır yani ben anlamadım. Sen şimdi neyin hesabını soruyorsun bana? Ne bağırıyorsun anne ya? Ne hesap sorması? Konuşuyoruz şurada. Ne anlamsız bir konuşmadır bu böyle? Ayşe kim? Ayşe kim ki benim onunla bir alıp veremediğim olsun? Kendi kendine laf olsun diye konuşuyorsun işte. Ay tamam, tamam hata bende. Şuraya gelip iki çift laf edelim dedik. Ha iki çift laf etmek istiyorsan lüzumsuz Ayşe'ni değil. Mesela Atıf'ı konuşalım. Kocan ne zaman iş bulacak? Söyle bakalım. Babam işimizi bozarken sen arkamızda dursaydın anne. Şimdi işsiz olmayacaktı Atıf. Sen de konuşturma beni şimdi. Çok güzel bir kolye. Kim bilir kimin boynunu süsleyecek. Temiz kalpli, saf birisinin boynunu süsleyecek. Yaptığınız her şey ellerinizde hayat buluyor sanki. Neyse geç oldu artık, ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Sohbetiniz bitti, gidiyorsun galiba Ayşen. Atanın takılarını beğendin mi? Beğenmek ne demek? Büyülendim. Bu odadan ilham alıyor Ada. Atölyede çalıştığı yetmezmiş gibi çalışmasını bu odada devam ediyor. Neyse ben yatacaktım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Ayşe. Ayşen olur, iki dakika dinle Ayşen. Bak dün gece çok sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum. Tamam Allah belamı versin. Ama ben senin düşündüğün bir iğrenç hastalıklı bir herif değilim. Ayşen. Sakın. Sakın bir daha dokunma bana. Bir daha ağzını açma bana, tamam mı? Sen bu evde yoksun Atıf. Feride'ye dua et. Bir daha da benimle konuşmaya çalışma. Tamam sen ne dersen o. Ama şunu bil ki ben karımı çok seviyorum. Yaptığım ayıp bana bir ömür yeter. İnan bana bundan sonra dünya hayret bacımsın. Midemi bulandırıyorsun. Bahçedeyim, seni görmek istiyorum. Geliyorum. Ayşen'le ilgili şüphelerim sana ne kadar ağır geldiyse benim için de o kadar katlanılmazdı. Yine de itiraf etmek zorundayım. O kadının kızını sevmem mümkün değil. Feride'ye kıyamazdın. Ve onu böyle bir adamla yaşamaya mahkum ettin. Peki kendine yaptın da? Ya Ayşen, o adamla aynı çatı altında nasıl kalacaksın? Yani aynı sofraya nasıl oturacaksın? Bak, yanlış anlama, sana hesap sormuyorum. Ama gerçekten doğru olan bu mu? Bunu bir kez daha düşünmeni istiyorum. Doğru olanı yapamadım. Feride'ye söyleyemedim işte. Feride Atıf olan aşkını anlatırken başaramadım. Ama bir kez daha Atıf'ın en ufak hareketinde susmam artık. Seni rahatsız etmiyor değil mi? Edemez. Bir daha beni asla rahatsız edemez. Neyse ben eve gireyim artık. İyi geceler. İyi geceler. Ayşen'e her baktığımda ben o kadını görüyorum Ata. Senin de gördüğünü biliyorum. Zaten bugünkü krizin sebebi de buydu. İkimizin de onurunu yerin dibine sokan bir soru sordum ben ve cevabımı aldım. Bir daha asla tekrarlamayacağım.
Ama benden o kadının kızını sevmemi bekleme lütfen. Benim senden beklediğim hiçbir şey yok. Saygı dışında. Ben senden saygıdan daha fazla bir şey bekliyorum Ata. Mesela anlayış. Gecelerini burada, eskiden o kadının yaşadığı yerde geçirmenin bana ne hissettireceğini anlamanı bekliyorum. Benim bir gecelik tepkimi mazeret gösterip kendini buraya kapattın. Burası onun eviydi Ata. Ve sen geceleri onunla uyuyorsun sanki. Odamızın kapısını kilitleyen ben değilim. Odamız? O kapı gerçekten bana hiç açıldı mı Ata? Bana bunları hissettirmekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Yorgunum, sonra konuşalım. Sonra mı konuşalım? 50 yıl dönümümüzde konuşabiliriz mesela. Bu arada onu da hatırlatmış oldum sana. 3 gün sonra 50 yıl dönümümüz. Evliliğimizin 25. yılı. Gümüş yılımız olacak. Dönümü, tamam mı? Ben diyorum ki şunlara sürpriz bir parti yapalım. Ha? Ne dersin? Bilmem. İstiyorsan sevdikleri yemeklerden yaparız. Ay Ayşen, ne yemeği ya? Ben bir organizasyon şirketi falan ayarlayacağım. Bizimkilerin sevdiği dostlarını falan çağırırız. Ay, şahane bir parti olacak. Olur. Aa. Sahil kaçamağından kalan ceket değil mi o? Savaşa da ayıp oldu. Daha veremedim. Ya. Ceket yok canım. Verirsin, ne olacak? Nesihan'la bu yakınlarda görüşecek misiniz? Bahçeye çıkıyorum. Biraz zamanım var mı? Sana bir soru sordum Savaş. Cevabını bildiğim bir soru sordun anne. Canım, Nesihan'la aranızda sorunlar olabilir ama... İş ilişkiniz devam ediyor değil mi? Şimdilik ediyor. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Anneciğim, kabul et. Artık tamamen ayrıldılar. Bu sefer gerçekten bitti. Günaydın. Günaydın. Kaç gündür veremedim. Ben unutmuşum bile. Ben unutmadım ama. Seni gerçekten anlayamıyorum Süreyya. Nesihan'la abin ayrıldı diye gözlerinin içi gülüyor. Neden bu kadar mutlusun? Ben de seni anlamakta güçlük çekiyorum anneciğim. Sen neden bu kadar mutsuzsun? Nesihan abim için bile vazgeçilmez değilken... senin için onu vazgeçilmez yapan ne? Komik olma. Benim için tek vazgeçilmez olan şey abinin mutluluğu. Elbette Neslihan hataları olabilir ama telafi edilmeyecek hatalar değil. Neslihan her açıdan abine uygun bir kız. Yani Ayşen'e göre daha uygun bir kız. Saliha,
Savaş iPad'ini unutmuş. Hemen yetiştiriver. Eğer gittiyse şirkete gönder. Yıldönüm partisi ha? Demek Katipoğlu partileri yıllar sonra geri dönüyor. Öyle yemek gibi bir şey işte. Beraber gidelim mi? Hani şu yemek gibi şey. Hayır. Ayşem, bu çok net bir hayır oldu. Sen en zor anımda yanımdaydın. Beni kurtardın. Bütün gece beni dinledin. Bana cesaret verdin. Bunları hiç unutmayacağım ama... Ama unutamadığın başka şeyler de var. Kendime verdiğim sözler var. Kötü başlangıçları unuttuğunu sanmıştım Ayşe. Bana gerçekten güvenmek istediğini sanmıştım. İstiyorum. Ama... kalbim güvenmiyor. Saliha. Saliha. Al şunu. Ne oluyor Saliha? Yeterince izledin mi? Şey, ben öyle gözüm takılmış. Adam gibi özür dile. Gözüme baka baka yalan söyleme. Haklısınız. Ben öyle meraktan... Merak? Yaşım kadardır bu evdesin. Hiçbir şey öğrenemedin değil mi? Üstüne vazife olmayan şeyleri merak ediyorsun. Merak ettiğin benim özel hayatım. Savaş! Yavaş ol. Sen tek kelime etme. Haddini bilmeyen ablanla ilgilen. Savaş, kendine gel. Yeter artık. Bu evde herkes yerini bilecek. Abi. Herkes. Fatih, yanlış anladın abi. Abi böyle demek istemedim. Abi. Abi. Ne yaptın sen? Süreyya, karışma. Nasıl kaba, nasıl kırıcı konuşuyorsun? Süreyya. Git ver resimlerini yap. Git ver resimlerini yap. Adam. Önce alışverişe. Kendimize bir şeyler bakarken çaktırmadan anneme de bir şeyler denetiriz. Tamam. Ben hazırım. Anneciğim. Ay hiç oturma, gidiyoruz. Abla. Çok haklı Savaş Bey. Ben öyle meraklı meraklı dinledim işte, kabahat bende. Doğru söylüyor. Bilemedim yerimi. Abla, ben bir ev buldum. Abla, zorlama. Fatih dur diyorum sana, Fatih. Abla, kaç defa söyledim sana, anlattım. Anlatmadın efendim. Sen kavga gürültüyle gidiyorsun. Benim yüzümden gidiyorsun sen. Abla, eğer burada mutsuzsan ve kendini ezdirmek istemiyorsan sen de gel benimle. Gel, gidelim buradan. Gidiyorsun sen Fatih. Burası bizim evimiz. Değil abla. Burası bizim evimiz falan değil. Hiçbir zaman da olmadı, anlamıyor musun? Gel benimle. Sen burada büyümedin mi Fatih? Süreyya'ya, Savaş Bey'e kardeşlik etmedin mi? Gönül bağın yok mu diyorsun? Evet var. Onlarla bir gönül bağım var. Karışma sen. Ama bütün bu hakaretlere katlanmama yetmiyor artık bunlar. Anlamıyor musun? Sen sakinleş şimdi. Akşam görüşürüz, tamam mı? Fatih! Fatih abla. Ne oluyor? Ne oluyor? Gitti işte. Parasını, pırtısını topladı gitti. Süreyya! 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 Süreyya!
sözlerini hadi. Bence haftayı üretime geçeriz. Sence? Çok hızlı çalışıyoruz Savaş Bey. Hiçbir gecikme olacağını sanmıyorum. Bu elinizdeki muhteşem bir kolye olacak efendim. Küpe. Ama o kolye olarak tasarlanmış efendim. Ben tasarladığıma göre ne olarak tasarladığımı hatırlatmana gerek yok. Bunu küpe olarak görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Ay bembeyazdı yüzü zaten. Fatih'in peşinden neden koştu hiç anlamadım. Gözümüzün önünde nasıl bayıldı ya? Gencecik kızda tansiyon olacak değil ya. Doktoru eve çağıracağına kızı alıp doktora götürmesi lazım. Ama rezzan işte bu. Yapmaz. Yani arada bir gören olur, dedikodu yaparlar falan. Hastalık bu. Ne dedikodusu çıkar ki? Rezzan Hanım'ın paranoyaları. Ay herkes onları konuşuyor sanki. Fiziksel olarak bir sıkıntımız yok. Tansiyonu biraz düşmüş. Ama endişe edecek bir şey değil. Biraz dinlensin. Geç bir saatte hastanede gerekli kontrolleri yaparız. Çok teşekkür ederim doktor bey. Arayacağım ben sizi. Geçmiş olsun. Saliha. Canım. Hadi sen uyu biraz. Ben sana aşağıda bir şeyler de hazırlatayım. Kahvaltıyı da az yaptın zaten. Müfterdeler de salona doluştu. Onları başımdan savun. Hemen geliyorum ya. Hadi canım sen biraz dinlen olur mu? Sen tansiyon falan değil diyorsun yani. Yani fiziksel falan değildir. Bence psikolojiktir o. Son günlerde çok öğün atlıyor. Bir de resim merakı var tabii. Gece geç saatlere kadar uyumuyor. Biraz dinlensin. Hiçbir şey kalmaz. Ay çok geçmiş olsun Rezancığım. Korkuttu bizi Süreyya. Teşekkür ederim. Ay Fatih'in peşinden koştururken suratı nasıl bembeyazdı anlatamam size. Sizi boşuna heyecanlandırdık. Oldu o zaman biz kalkalım Rezancığım. Yani bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen haber verin. Oldu mu Rezancığım? Uyuyor mu? Ya görseydim ben bir süre yani. Biraz dinlensin Ayşen'cığım. Ben sana daha sonra haber veririm. Rezan sen de çok yorgun görünüyorsun. Sen de dinlen biraz. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben ararım Süreyya'dan sonra. Geçmiş olsun. Aa, ben çantamı yukarıda unutmuşum. Siz gidin de ben geleceğim hemen. Yani bu çanta bu. Yani unutulacak bir şey. Resmen gözümüzün içine bakarak gidin dedi yani. Rezan değil mi? Evet. Herkesi kendi gibi biliyordu ondan. Zayıf noktasını saklayacak tabii kadıncağız. Ay neyse Ayşen gelse de gitsek bir an önce. Çantamı burada unutmuşum. Buyurun Ayşen Hanım. Thank you.
hayallerin, ne yapıyorsun sen? Hayallerim. Allah kahretsin, benim zavallı hayallerim. Hayallerim onlar gibi. Al, al götür. Götür, sakla şunları, gözüm görmesin. Gözüm görmesin onları. Sakinleş. Ağla. Ağla. Rahatlar. Neden? Neyi neden? Neden böyle oluyor? Neden böyle oldu? Süreyya, neyi neden? Neden? Neyi neden Süreyya? Sakinleş. Aa, ne oluyor burada? Süreyya, ablacığım iyi misin? Ayşe, sen gitmemiş miydin? Ben... seni arayacağım. Şey, çantamı unutmuştum. Süreyya, ne oluyor? Süreyya, çıldırdın mı? Evet, çıldırdım. Çıldırdım, herkes de gördü. Al şunları. Al şunları. Al, iç hemen şunları. İç ve sakinleşene kadar da gözünü açma. Sezon alışverişimizi tamamladık. Aa, teessüf ederim anne. Alışverişin sezonu falan olmaz. Dolapta her zaman boş bir yerler vardır. Sizi bilmem ama ben bittim. Süreyya sağ olsun, bu saatlere kaldık onun yüzünden. Çok yorgunum. Nasıl oldu acaba? Çok merak ediyorum. Kim o? Bilmem. Savaşçım, iyi akşamlar. Süreyya nasıl oldu? Ayşen Hanım, iyi akşamlar. Selim Bayraktar, Kayseri'den. Müsait misiniz? Evet Selim Bey, müsaitim. Tamam. Haber verirsiniz, gelirim ben. Haftaya size İstanbul projesi ve şubeyle ilgili detaylı bir brief vereceğim o halde. Bir brief mi? O ne demek? Sizi bilgilendireceğim Ayşen Hanım. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Kim? Selim Bey. Ha. Atıf'ın yerine işe alınan adam, Kayseri'deki. İstanbul şubesi için mi aradılar? Ayşen'cim, ben diyorum ki Atıf bir şekilde bu işin ucundan tutabilir. Tutamaz. Bu konu kapandı Feride. Aa, nasıl ters etti beni, gördün mü? Ne oluyor anne? Anlamadım. Süreyya bayılmış. Fatih evi terk etmiş ve benim haberim yok. Neden? Gördüğüm kadarıyla... haberin var. Kapının önünde Üftade Hanım bir şeyler zırvaladı. Bu evde neler olduğunu senden değil onlardan mı öğreneceğim? Kardeşinin sadece tansiyonu düştü. Basit bir şey. Hizmetçinin kardeşinin müştemilattan ayrılmasının büyük bir haber olacağını düşünmüyorum. Saliha. Fatih nereye gitti? Ev tutmuş kendine, uzağa gitmedi. Sebep? Neden böyle haber vermeden önceden gitti? Bilmem. Siz arkadaşsınız Savaş Bey. Kendisine sorun söylesin. Bu Fatih meselesi bu evde daha ne kadar uzayacak merak ediyorum.
İyi misin? Git Fatih'e getir. Nasıl gönderdiysen öyle geri getir. Süreyya, onu ben göndermedim. Kendi gitti. Bak, Fatih ile bizim kavgamız başka bir şey. Ama Fatih kendi hayatını istiyor. Bu yüzden bir kere gitti mi bir daha dönmez. Sen gönderdin onu. Kovmaktan beter etti. Şimdi karşıma geçip üzülüyor gibi davranma. Süreyya. Hayır hayır, sen her şeyi planladın. Planladın, biliyordun onun o hakaretleri kaldıramayacağını. Bal gibi biliyordun. Gitmesi için neden yarattın? İstemiyorum seni. İstemiyorum. Git git defol. Süreyya. Süreyya. Ana kraliçe de geldi. Hadi bakalım, ne zaman kalkıyor kadehler? Ne zaman kalkıyor Fatih'in arkasından kadehler? Kendine gel. Anne karışma. Savaş gör. Karışma dedim. Lütfen bizi yalnız bırak. Mutlu ol Rezan Hanım. Bak, senin halledemediğini oğlun iki hakaretiyle halletti. Beraberdik. Babam çete verdi bize. Ne oldu sana? Ne oldu da çocukluğumuz bile ezdin geçti? Büyüdük prenses. Sadece biraz büyüdük. Ayşe. Aa. Onlar ne? Ne yapıyorsun? Hiç. Ne yaptın sen? Kimleri çağırdın? Ben erkenden kalkıp hazırlandım. Organizasyonumuz tam hız devam ediyor. Öncelikle savaşları çağırdım tabii. Yani Süreyya'nın rahatsızlığından dolayı Rezan Hanım gelir mi bilemiyorum ama savaş mutlaka gelecektir. Başka? Bak sen, savaş deyince nasıl konuyu değiştiriyorsun öyle? Feride yapma lütfen. Ay iyi tamam. Nevbahar Sultan'ı çağırdım, o geliyor. Feride benim bir işim var. Sonra konuşuruz tamam mı? Demek artık böyle kapı önlerinde konuşacağız sizle Fatih Bey. Abla, zorlama. Zorlasam bir şey oluyor sanki. Oh olsun ama sana. Herkesi küstürdün ya kendine. Ne Süreyya konuşuyor seninle ne Melike. Melike okulda abla. Süreyya'yla da bir yolunu bulup konuşurum. Beni anlayacaktır. İyi. Anlıyorsa bana da anlatsın bari o zaman. Günaydın. 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 Akşama hazırlığınız varmış Ayşen Hanım. Sizin kızlar koşturuyordu sabahtan. Bir yardımımız olursa söylersiniz.
teşekkürler. Siz de gelin. Melike ile birlikte gelin. Bekleriz. Bizi Üftal Hanım'ın yıl dönümü yemeğine. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizim var, Melike ile bir akşama başka programımız vardı. Sağ olun. Hadi. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Fatih, niye benden kaçıyorsun? Kaçmıyorum, işe gidiyorum. Kaçıyorsun. Gerçekleri yüzüne vuracağımdan korkuyorsun çünkü. Öyle mi? Neymiş benim o korktuğum gerçekler? Sevdiklerini üzüyorsun. Ablanı, Süreyya'yı. Ben kimseyi üzmüyorum Ayşe. Sadece birkaç sokak uzağa taşındım. Hepsi bu. O zaman öyle davran. Sadece birkaç sokak uzaktaymış gibi. Sevdiklerinden dünyanın diğer ucundaymışsın gibi uzak durma. Tavsiyelerin için teşekkür ederim. Ama gerçekten gitmem lazım. Bekle. Bu akşam Atabey için gerçekten çok özel bir gece. Gelirsen çok mutlu olur. Beni de mi çağırıyorsun? Evet. Niye garip bir şey söylüyormuşsun gibi bakıyorsun? Sarli abla da öyle baktı. Ben pek o tarz partilerin adamı değilim Ayşe. Niye, sen Ayhan'la mı yemek yiyorsun? Benim Atabey ile Üftal Hanım'ın yıl dönümü yemeğinde ne işim var Ayşe? Atabey seni seviyor. Birlikte sohbet ediyorsunuz, yürüyüşlere çıkıyorsunuz. Vakit geçirirken sorun yok da masalarına oturunca mı sorun oluyor? Ben anlamam. Geleceksin. Her şey kontrol altında. Gümüş yaprakları unutmadık değil mi? Tabii. Girişten merdivenlere kadar gümüş yapraklarla donatacağız. Tamam be. Onlar çok önemli çünkü. Ay hayatım, ben bunları çok beğendim ya. Bakar mısın? Tabii. Her masaya koyuyoruz bunlardan. Tabii Feride Hanım. Tamam. O süslemelere dikkat edelim çıkarken yalnız. Tamam. Mumlarımız var. Güzel. Anneciğim, sen spa'ya git, kuaförüne git. Ay ne güzel bir gün ayarladık işte senin için. Bir saattir salonda, hastalandım zaten Feride. Hem ben sıkılırım tek başıma, biliyorsun. Sen neden gelmiyorsun? Anneciğim, sen keyfine bak, tamam mı? Arayacağım ben seni. Hah, tamam. Tamam, öpüyorum hadi. Annem de bir keyif yapacak, bir de söylene söylene. Bir şey anlamadı değil mi? Yok. Ay babam sağ olsun, kadıncağız da kendi yıl dönümünü bile unutturdu yani. İnşallah ikisine de güzel bir sürpriz olur. Aşklarını tazelerler. Tazelenecek aşk varsa. Niye öyle dedin? Vallahi Ayşen'cim, ya ben kendimi bildim bileli öyle annemle babam arasında büyük bir aşk yok. Ya babam romantik biri değil bir kere. Ay varsa yoksa bütün aşkı o taşları. Öyle deme. Bence taşlara öylesine hayat veren bir adamın kaybı eminim çok büyüktür. Belki sizi göstermeden yaşamışlardır aşklarını. Ay bilmiyorum. Ay görüyorsun inadını. Hala müştemilatta... Pardon, müştemilat değil, çalışma odasında yatıyor. Kalbi kırılmıştır. Ay neyse Ayşen, sen çıkacak mısın mutfaktan? O kadar para verdik catering şirketine. Yani ne gerek var bütün bunlara? Ben de annenlere böyle veriyorum hediyemi işte. Ay kızlar ne var, sultanın odasını hazırladılar mı acaba? Ay iki ayağım bir pabuca girdi vallahi ya. Nevbahar Sultan kim Feride? Hayatım, Nevbahar Sultan eşittir prestij demek. Tamam mı? Onun İsviçre'den buraya bizim için gelmesi çok büyük bir olay.
Bütün o cemiyet hayatındaki insanların çenesini kapattıracak yani. Ay, rahmetli babaannemin çok eski bir arkadaşıdır. Çok tatlı, çok keyifli bir kadın. Birazcık fazla konuşuyor, sadece o kadar. Ay, kimi görse tutup işte eski hikayelerden, anılardan filan bahsediyor. Ama görünce çok seversin sen de. Yaşlılık işte, öyle aklı gidip geliyor. Hadi Ayşen, çabuk hazırlanacağız, hadi. Vallahi çok bozuldum Nevboş. Nereden çıktı şu otel meselesi ya? Ay, babamlar da çok bozulacak, söyleyeyim ama. Aa, ne zaman Türkiye'ye gelsem bu otelde kalırım. Nebahar Hanım belki de Ayşen yüzünden kalmak istemiyordur. Yani sonuçta biz bize değiliz. Ne alakası var? Ayşen dışında hiçbir şey değişmedi yalıda. Asuman. Asuman'ın kızı mı? Hatırladım bakıyorum. Nur içinde yaz. Ne yazık ki yüzünün güzelliği bahtına vurmamıştı. Bu akşam Ayşen'i tanımak beni çok mutlu edici Feride. Sizi almaya gelmemizi istemediğinizden emin misiniz? Aa, o konu kapandı şeker. İşiniz başınızdan aşkım. Ben kendim gelirim. İyi, tamam o zaman. Akşam geç kalma. Ben hazırım Savaş. Süreyya gelmiyor mu anne? Bilmiyorum, sormadım. O zaman sen çık, ben bir Süreyya'ya bakayım. Peki canım. Prenses. Çaktırma, kuaförden alacaktı annemi. Ya tamam abla, anladık diyorum, ararım şimdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, Nevboş'cum, hoş geldin. Parlıyorsun. Şimdiden partimi gölgede bıraktın vallahi. Nerede? Bu yalıyı, bu bahçeyi hiçbir şey gölgede bırakamaz. Gel seni yukarı geçireyim. Onur konuğumuzsun biliyorsun ki. Sen diğer konuklarınla ilgilen. Ben biraz evde dolaşıp eski günleri yad edeyim. Ah, senin bu eski günler aşkın yok mu? Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilgilenecek size. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Ha, hoş geldiniz. Merhaba. Süreyya yok mu? Sana sevgilerini iletti Feride'cim. Ben de annenleri tebrik edip Nevbahar'da görüp hemen gideceğim. Fazla kalamayacağım. Tabii Süreyya biraz şey. Neyse, yabancı değiliz biz. Siz geçin. Arkadaşlar ilgilenecek. Ben 20'e geçmeden evvel Nevbahar'ı görmek istiyorum. Geldim. Aa, tabii tabii, salonda kendisi. Peki. Salonda. Görüşürüz. Hayır, ben su alacaktım. Zahmet etmeyin. İşinize bakın. Olur mu? Ne zahmeti? İyi misiniz? İyiyim. Buyurun lütfen. İyisiniz değil mi? İyi.
Biraz fazla geldi galiba. Değişmiş tabii ama benim gözümde eski günler hala yaşıyor. Büyük mutluluklar, derin kederler. Öyle fırtınalı, öyle büyük bir aşk yaşandı ki bu evde. Bugün de o fırtınalı aşkın yıl dönümünü kutluyoruz işte. Ne güzel. Ama ben gerçek bir fırtınadan, gerçek bir aşktan söz ediyorum. Evin delikanlısıyla talihsiz beslemeni, umutsuz aşkı. Mutfak köşelerinde fısıldaşılmayacak kadar özel bir aşk.